sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum hep beraber inşallah. Hadi bu kadar hepiniz böyle güzel alkışlamışken, efendim dün biliyorsunuz ETM'i arıyorduk. %80 zihinsel engelli. Akşam saatlerinde bulundu. İşte o görüntüler. 45 yaşındaki %80 engelli Ethem Aksu 23 Eylül tarihinde İstanbul Büyükçekmece'de kaybolmuştu. Babası Amit Aksu oğlunu bulmak için yayınımıza katıldı. Düzenli olarak kullandığı ilaçları da yanına almadan gittiği için babası büyük endişe taşıyor. Telefon kullanamıyor, evinin adresini bilemiyor. Zaman zaman adını söylemekte bile zorlanan bir kişi. Tanınır sizin çocuk oralarda değil mi? Evet, komşular tanıyorlar. Bizim yakın komşular onu tanıyor. O civarlarda yok yani. Ya birkaç sene önce gene kayboldu. Bu yani hiç gitmiyorum. Ama tabii. Biz ona sevgi izi yaptırsaydık çok kolaydı. İnşallah polisler bulmuşlardır. Belki bir karakolda falan, şimdi adını da söyleyemediği için. Buluruz şimdi biz onu. Mutlu haber izleyicilerimizin duyarlılığı ve dikkati sayesinde yayınımızın hemen ardından geldi. Ethem Aksu Güneşli Polis Merkezi'ndeydi. Ekibimiz gelen haber üzerine yola çıktı. ...24 Eylül günü 20 sularında İstanbul Mahmut Bey civarında engelli bir şahsın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri ihbar yerine intikal etti. Üzerinde kimlik bulunmayan şahsın kim olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamamıştı. Dün yaptığımız yayının ardından programımızı izleyen bir polis memuru Ethem Aksu'yu tanıdı. Ekibimiz Aksu ailesine bu mutlu haberi verdi. Ethem'i bulduk. Tamam. Tamam, oldu. Güneşli Polis Karakolu'nda Ethem, sizi bekliyoruz teslim almanız için. Tamam, o zaman hemen gelelim, tamam. Sağ ol, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Mutluyum, sağ ol, teşekkür ediyorum, sağ olun. Hadi gel, bekleyin. Kısa sürede oğluna kavuşan baba Hamit Aksu ve aile üyelerinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bu kadar etkilendim ki bugünden. Direkt babasına gidiyor. Bakar evet. Mısın? Kuzular gibi ya. Hemen babasına koşuyor. Kıyamam ben seni. Nasıl geldi buraya? Yürüyerek, oy konuşamıyor, çok düşmüş ya. Mont vermişler bir de üstüne. Kim vermiş acaba? Kim vermiş? Allah hepsinden razı olsun. Var olun, sağ olun. Müge Hanım'a çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Zaten hayranıyız. Her zaman ona dua ediyoruz. Bütün yaptıkları işlerinden devamlı seyrediyoruz yani. Müge Hanım'a sonsuz teşekkürler. Müge Hanım'a çok teşekkürler. Allah size razı olsun. Size emeğinizden çok çok teşekkür ediyorum. Hamit amca, gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var oğlum. Sen Allah de... razı olsun. Çok teşekkür ederim. Nasıl, iyi mi oğlum? Elhamdülillah. Allah hepimize razı olsun. Elhamdülillah, bu gerçekten. Bu sütüden bir ATV bizi buraya getirip çocuklarımızı gösterdik. Hepinize sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah senden de razı olsun. Efendim dün... Mahmut Bey civarında biz bulunduğumuz, yani duyarlı vatandaşlarımız... Ethem'i kendisine ifade edemeyeceğini görünce polise haber vermiş. Polis ekipleri de Ethem'i bulunduğu yerden alıp Güneşli Polis Merkezi'ne götürmüşler. Sonra dünkü yayınımızı takip eden bir polis memuru arkadaşımızla Ethem'i aradığımızı görünce hemen telefona sarılmış. Ben Bağcılar Güneşli Polis Merkezi amiri ve personeline çok teşekkür ediyorum. Ethem'i de almışlar, orada misafir etmişler. Çok da iyi bakmışlar. Kol kanat gelmişler. Aslında hani... Hep biz burada belki polisin soğuk yüzünden bahsediyoruz, görüyoruz ama işte bu da polisin şefkatli yüzü. Evet. Üzerinde montunu da alıp, mont da onun değil. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi Hamit amca, hani tabii bu böyle sen işte bir tane gömleğinin arkasına yazmakla falan olmuyor. Bugün buraya geldi. İnşallah Ethem'e de bir tane sevgi izi yaptıralım. İnşallah. Eğer sevgi izi olsaydı... işte sabah bulunduğunda hemen haber vereceklerdi size. Doğru, diyeceklerdi doğru. Ki böyle böyle. Doğru. Ya biz bununla bulmaya çok devam ediyoruz. Benim çok hoşuma gidiyor evet. Gerçekten sevgi izi projesi. Hiç insanlar
buralara kadar gelmiyorlar. Polislerimiz kendisini ifade edemiyor. Nereden bilsinler kim olduğunu buldukları şahsın? Sana bir tane sevgi izi yaptıralım senin oğlana. İnşallah, inşallah. İnşallah kaybolmasın bir daha ama kaybolursa çok rahat sen ulaşabileceksin. Sen niye ağlıyorsun hayatımda? Her şey ağlıya ağlıya. Nerede mikrofonu? He? Kıyamam ben sana. O da orada yani en çok ağlayan da o. Kıyamam. Benim yerime de o ağlıyor. Müge Hanım, sizin sayenizde ve ATV'nin gerçekten sizin sayenizde bizim bu engelli çocuklarımız kaybolduğu zaman hemen bulunuyor. Tabii ki sevgi izi olmamasına rağmen bulunuyor. Sevgi izi olsa tabii ki arkadaşlarımızı daha rahat bulacaktı. Tabii oradaki vatandaşımız görecekti. Direkt bize arayacaktı. Çünkü artık yani bu çok herkes tarafından bilinen Allah sizden şey. Razı olsun Müge Hanım. Sizden gurur duyuyorum. Her zaman takdir ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Müge Hanım, Mersin'de teyzemin kızı ameliyat olmuş. Hasta yatağında bile sizi geçmiş izliyor. Olsun. Bugün telefon etti bana dedi. Bypass ameliyat olmuş. Geçmiş Müge olsun. Hanım'a sonsuz selamlarımı, Allah sevgilerimi bildir diyor. Allah hepinizden razı olsun Müge Hanım. Çok sizi çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. O tabii niye ağlıyor? Şimdi o da mesela ya Mehmet kaybolsaydı duygusu yaşadığı için ben onu çok iyi anlıyorum. Ya Mehmet kaybolsaydı. Hayatım kaybolmuyor gayet akıllı uslu efendi yanında oturuyor. Zaten Mehmet'i herkes tanır. Tanıyor tamam, artık tanıyor. Mehmet eğer kaybolsa hemen bulursam. Söyledim herhalde. Zaten geçen şeye bindik tramvaya ben indim zannettim o da arkamdan indi inmedi. Ay orada kaybettim nasıl çıldırdım. Sonra hemen oradaki memurlara söyledim dedim böyle böyle. Hemen şey yapmışlar buldular yani. Çok o buldum. Gitti mi tramvayda bir durak daha? Gitti bir durak. Mehmet niye anneni bırakıyorsun? Ama diyor elimi gösteririm polislere beni bulurlar diyor. Kaybolursan ne yapacaksın Mehmet? Göster söyle. Bunu göster. Bunu göster. Bunu göster. Aslan Mehmet. Kaybolma sen yine annenin peşini bırakma. Ay aklın çıkmıştır tabii tahmin ediyorum sonra yani. Sonra Müge Hanım valla orada kriz geçirdim desem inan. Sonra öteki durakta inmiş indirmişler mi? Görevliler hemen teslim ettiler bana. Şirinerler'de teslim olsun. Ettiler. Şirinerler'de. Bir durak önce şey yapmıştım. İşte böyle Mehmet yani. Annenin elini bırakma böyle. Mehmet. Vallahi Müge Hanım mümkün olduğu kadar asla bırakmıyorum. Bugünlerde de beni yolda bırakıyor. Benden önce içeriye giriyor. Diyor çok haklıyorsun koluma diyor Mehmet, bana. Mehmet ergenlik herhalde. Annenin elinden tutmayacağım şeyine girdim moduna girdim. Evet, evet. Mehmet yapmaz Mehmet çok sağ efendi. Ol, sağ ol Müge Hanım sağ Yıldız ol. Sen bırakıyor musun ablanın elini? He? Bırakmıyorsun. Bırakmam. He, ablaların elini bırakmıyor. Ablama yakışıyor. Yapışıyorsun. Süper. Çok tatlı ya. Çok tatlılar. Çok tatlı ya. Çok seviyoruz sizi gerçekten. Müge Hanım açıkçası sevgi iziyle ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Buyurun. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu sivil toplum kuruluşlarında çalışan gençler ki uluslararası platforma da bunu taşımak istiyorlar. Dolayısıyla bana da sık sık geliyorlar. Tabii üniversitede gençlerle birlikte olmam, sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı olmam dolayısıyla. Ve gerçekten bu uluslararası platformda da çok kabul gören, ilgi gören ve şimdi onlar hem engelli çocuklarla ilgili okullara gidip bu Sevgi İzi projesini tanıtmak için gönüllü bir kampanya başlattılar. Hem de uluslararası kongrede bunu bildiri yapıp sunmak üzere hazırlanıyorlar. Harika. Bu çok gurur verici. Ben de o kongrede büyük olasılıkla olacağım. Ve bunun bilgisini size getireceğim. Çok ben o gençleri yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum Allah'ım. Umudumuz gençlerde. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hani insan belirli bir yaştan sonra ah işte bu gençlik nereye gidiyor, bu ülke nereye gidiyor kaygıları taşımaya. Ya ne bileyim dilimizde hep onlar ah işte bu gençler falan ama çok iyi yetişen, gerçekten toplumla, topluma karşı duyarlı, toplumun yaralarını sarmaya çalışan çok iyi yetişmiş gençlerimiz evet. geliyor. Ben yere çok daha sağlam basacağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Onlar daha dünyayla daha böyle entegreler,
daha gelişmeleri takip ediyorlar. Gayet akıllılar. Projelere sahip çıkıyorlar. Bu çok güzel. Yani şimdi işte bakıyor, diyor ki Müge abla böyle bir şey yapmış. Bir de böyle abla demiyorlar mı? Bayılıyorum. Müge abla böyle bir şey yapmış. Biz devamını getirelim. Gurur duyuyorum sizlerle. Üniversite gençliği gerçekten bizim umudumuz. Lise gençliği bizim umudumuz. Sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. Ben inanıyorum ki çok daha iyi yerlere taşıyacaklar adımızı. Efendim, şimdi aramızda Gülizar Emirdağ eltisiyle beraber gelmiş. Ayşe Bedel'le beraber gelmiş. İki hanımefendi aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamit amcayı alsak mı? Şey yapar mı? O şeyi de bırakmasın. Biz onu sevgi izine götürelim. Hamit amca, sen şimdi böyle oturunca ben belki belin falan ağrıyor mu diye rahatsız oluyorum da ondan. Gel tekrar gezin Aydın. Ben seni tanımaktan çok, çok memnun oldum. Çok gel buradan. Gidelim. Hadi gel. Hayır, çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Dualarını eksik etme. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Canım benim. Kıyamadım şimdi otururken.